Buyurun müdürüm. Oturmaz mısınız? Ne söyleyelim size, çay kahve? Eser. Kulağıma çok çirkin şeyler geliyor. Neler oluyor teşkilatta? Bir de senden dinleyelim. Ben de bu durumu konuşmak için size gelecektim müdürüm. Yerimi mevkimi çekemeyen bazı kendini bilmezler bunca yıllık şerefli sicilime pislik atma çabasında. O kadar kendilerini kaybetmişler ki teşkilatımızdaki huzur ve güveni hiçe sayıp kendi çıkarlarının rüzgarına kapılmışlar. Eser, bu sözünü ettiğimiz adamı ben çok iyi tanırım. Tahir Kemal başkomiserime bugüne kadar çok iyi mevkiler, kadrolar teklif edildi. Eğer çıkarını, menfaatini düşünecek bir adam olsaydı bunu çoktan görür anlardık. Efendim, Tahir Kemal psikopatın teki. Bana taktı herif. Gözü dönmüş biliyorsunuz. Koridorda beni ölümle tehdit etti. Ha, belki siz geçmişten iyi tanıyorsunuz ama biz de buradaki hallerini gördük, tanık olduk. Geldiği dakika kendi kadrosundaki adamlara karşı savaş açtı. Kontrolünü kaybetmiş, iradesiz, hasta bir adam yani. Teşkilatımıza zarar verecek kadar hasta. Burada benim üzerime geleceğinize bu şahsın üzerine gidilmesinde fayda olmuyor mu? Bunu Tahir Kemal'le de konuşacağız tabii. Babamın oğlu değil ya, ben kimseden yana değilim. Sana yaptıklarını da soracağız tabii. Şimdi bu iş dallanıp budaklanmadan konuyla ilgili olarak bana ifade vereceksin. Benim emrimde bugüne kadar hiç yolsuzluk yapılmadı, bundan sonra da olmayacak. Benim başım dik, alnım ak. Hesabını veremeyecek hiçbir durumum yoktur. Bu meselenin soruşturması savcılığa gidecek. Savunmanı karşı tarafa saldırarak değil, sağlam temeller ve kanıtlara dayandırarak yapmanı tavsiye ederim.